Merhabalar, bu videomuzda Matrix IQ ile oluşturduğumuz stratejiyi backtest edeceğiz ve bu backtesti optimize edeceğiz, yani daha iyi hale getireceğiz. Bundan bir önceki videomda bir strateji oluşturmayı gösterdim. Hemen onun üstünden geçip stratejimizi test edeceğiz. Önceki videoda RSI'ye göre bir strateji oluşturduk. Şu an MACD'ye göre bir strateji oluşturalım. Algoritma sihirbazına geldim. Bitcoin üzerinde deneme yapmak istiyorum. MACD demoda ben strateji oluşturmak istiyorum. Aynı anda buna birden fazla indikatör ekleyip hani MACD demo yukarı kestiğinde ve RSI yukarı kestiğinde alsın gibi şeyler yapabilirsiniz. Çokluları şu an anlatmıyorum, basitten başladığımız için. Şu an birer birer gidiyoruz. MACD demo'yı ben stratejime ekledim. Bitcoin grafiğinde günlükte MACD demo'nun yaptığı hareketlere göre bir strateji oluşturacağız. Geldim. Koşulum nedir? MACD demo trigger'ı yukarı kırdığında ben al emri vermek istiyorum. Ne alacağım? Bitcoin alacağım. Alış. Bir adet Bitcoin aldım. İkinci koşulumda MACD demo aşağı kırınca trigger'ı Bitcoin saklayalım. Satış dedim. Emrimi de ekledim. Şimdi benim burada yaptığım şey şu. Bitcoin grafiğinde, günlük grafiğinde MACD demo 26-12-9 parametrelerinde trigger'ını yukarı kestiğinde Bitcoin alacak. Ve aşağı kestiğinde Bitcoin'imi satacak. Birer adet yazdım buraya bu arada. Burada şunu unutmayın. Ben buraya örnek veriyorum. Algo da ekleyebilirdim. Yani Bitcoin'in günlük grafiğinde MACD trigger yukarı kestiğinde algo al veya algo sat gibi şeyler de yapabilirim. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Ben burada stratejimi oluşturdum. Şu an geçmişe dönük bir test yapacağız. Bakalım nasıl. Strateji oluştur. MACD demo BTC dedim bunun üstüne. Tamam dedim. Kodları geldi. Burada istediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. Ben backtest yapmak istiyorum. Bitcoin'in günlük grafiğinde çalışsın. Periyotlar bu şekilde şimdilik kalsın. Tüm barlarda çalışsın. Başlangıç bakiyemi ben 70 bin dolar falan yapmak istiyorum. Neden? Başlangıç bakiyesi çok önemli bu arada. Bitcoin şu an 57 bin dolar falan. Ben buraya kalkıp direkt 57 bin dolar yazarsam ilk işlemimde zarar ettiğimde diğer işlemde Bitcoin alamayacak sistem. O yüzden zarar ihtimallerine karşı ben biraz daha yukarıda bir bakiye koyuyorum. Ve ona göre içeriden zarar edersem para çekip ona göre bütün işlemi yapsın. Belki işin sonunda tüm barlarda kârda olmuş olacağım. Bilemiyorum. O yüzden başlangıç bakiyemi yukarıda tutuyorum. Sen dersen ki kardeşim Bitcoin 57 bin dolar, ben hiç zarar etmek istemiyorum dersen 57 bin dolar atarsın içeri, ona göre bakarsın ne olmuş ne bitmiş. Ama ben bütün işlemlerimde kar etmek zorunda olmadığım için bıraktım. Komisyonum 10 binde 7, burada da binde olarak tanımlandığı için bu şekilde tanımlıyorum. İleri dedim. Şu an Bitcoin günlük grafiğinde evet hemen testini yaptı. Rapor detaya tıkladığımda backtest'i evet 7 Mayıs'ta yapıyoruz. Başlangıç bakiyesi 70 bin. %65 getiri. ...80 kere al emri vermiş, 179 kere satmış, daha öbür sat emri hala gelmemiş, yani şu an hala kârda olabiliriz. Yani kârımız artabilir, düşebilir, belki de zararda satacak, bilmiyoruz. Yani Bitcoin'in tüm barlarında 159 emir göndererek benim 70 bin dolarım 115 bin dolar oluyor. Emir başına ortalama getirisi de 288 dolarmış. Şimdi buraya kadar her şey okey.
Aynı zamanda ben grafiğe tıkladığımda nerelerde alıp nerelerde sattığımı da görebiliyorum. Bakın burada almışım, burada satmışım, burada almış, burada satmış. Mesela burada almış, burada satmış, zararına satmış. Yani bu tamamen psikoloji işi. Belki siz zararınıza satamayacaktınız daha dipten almak için. Bakın zararda satmış ama daha dipte alıp daha tepede satmış. Korkacaktık. Belki de psikolojimiz yenik düşecektik. Bu işlemi yapamayacaktık. O yüzden robotlaşma işi çok güzel bir şey. Zararına satıp tekrar kar edebilirsiniz. Şimdi ben bu stratejiyi iyileştirmek istiyorum. Çıktım. Optimizasyona tıklıyorum. Backtest optimizasyona. Bitcoin grafiğinde biz sadece günlükte denemiştik bu değerleri. Ben aynı zamanda 240 dakikalık, 120 dakikalıklarda da denemek istiyorum. Daha sonra bu MACD'nin periyodunu kapatıyorum. Diyorum ki 15 ile 30 arasında birer birer artarak denesin. Bu da 12 olduğu için bunu da aralık yapıyorum. 10 ile 15 arasında birer birer artarak denesin. Trigger'ın periyodunu genelde ellemiyorum. Bu şekilde bıraktım. Bu sefer benim stratejimi sadece 12-26-9'a göre ve günlüğe göre değil, bir günlük 4 saat ve 2 saatlikte bu aralıklarda en iyi al satı yapacak şekilde deneyecek. Geçmişe dönük. İleri dedim. Yine tüm varlar dedim. Yine bakiyemi 70 bin dolar dedim. Komisyonumu da yine aynı şekilde yazdım. İsterseniz buradan Bayesian Optimization'ı da seçebilirsiniz. Yapay zeka entegre daha hızlı olduğu söyleniyor. Ben alışamadım. Direkt buradan next next dediğim için. En iyi 10 sonucu. Hatta ben en iyi 20 sonucu görmek istiyorum. Bitir dedim. Verileri hazırlıyor. 288 tane simülasyon yapacak. En iyi getiri şu an %70. Evet. En iyi getiri bu sefer %70 oldu. Az önceki bizim stratejimize benzeyen bir sonuca denk geldik. MACD'de 12-26-9'a göre biz yapmıştık. Burada 12-29-9'a göre ve yine günlüğe göre en iyi sonucu verdi. 159 işlem yerine 153 işlem yaptı. Pek bir farkı çıkmadı. Burada siz istediğiniz periyotlara, istediğiniz şeylere göre entegre edebilirsiniz bunu. Daha sonra işin şöyle bir güzel kısmı var. Bunu büyüttüm. Raporu gösterdim. Yine aynı şekilde nerelerde alıp nerede sattığımı görebiliyorum. Rapor detaya tıkladığımda yine bunları görebiliyorum. Daha sonra ben buradan strateji çalıştır dediğimde bakın standartımız 12-26-9'du ama 29'u 12-26-9'du evet 29 yaptı 29-26'yı. Sizin burada en başarılı stratejinizi direkt çalıştırmanıza işe yarıyor. Buradan ileri dediğinizde bitir dediğimde bu çalışacak. Stratejinizi bu şekilde optimize edebilirsiniz. Şimdi ben bir örnek daha vermek istiyorum. Bu sefer yine Bitcoin'de hem RSI hem MACD'ye göre bir işlem yapsın. Ekranımı kapattım tekrar geldim. IQ algı, algoritma sihir bazı. Bitcoin grafiğinde yapamadım. Gün neden olmuyor? Günlükte normal MACD olsun. Aynı zamanda ben buna bir de RSI ekleyeyim. 14 periyoduk. Şimdi zaten bu videonun içerisinde aynı zamanda
çoklu koşulda eklemiş olacağız. MACD trigger'ı yukarı kesince ve bak end ile bağlı dersem şu olacak. RSI yukarı kırınca seviye diyelim 70 olsun. RSI ve MACD, RSI ve MACD bu şartlar aynı anda gerçekleşirse benim aşağıdaki emrim gerçekleşecek. Aşağıdaki emrim nedir? Bir Bitcoin almak. MACD trigger yukarı kestiğinde ve RSI'de 70'i yukarı kestiğinde alacak. O yüzden buna da sat koşulu ekleyelim. MACD aşağı kırınca trigger'ını ve yine V ile isterseniz VA ile de bağlayabilirsiniz. Ben daha az şey çıksın karşıma ve daha sağlam sonuçlar alabilmek için filtreyi daha da daraltıyorum. RSI da aşağı kırınca bu da yine 70 olsun. Bu değerleri tamamen sallıyorum. Hiç önemli değil. Bu sizin kendinize göre kalmış bir şey. Buradan kalkıp hareketli ortalama ekleyip hareketli ortalamadan da büyükse gibi gibi kontrolleri de sağlayabilirsiniz. Şimdi burada da emrimi veriyorum. Satış bir veremedik garanti oldu. Evet, RSI 70 aşağı kırınca ve MACD trigger aşağı kesince satacak. Tam tersi olunca da alacak. Strateji oluşturdum. RSI, MACD, BTC. Tamam dedim. Yine benim karşıma kodlar geliyor. İlk önce bir backtest yapıyorum. Hiçbir değeri değiştirmeden bu değerler olduğunda Bitcoin bakalım ne yapacak günlük grafikte. Ben yine bunu 70 bin dolar yapıyorum. 0.7 de benim komisyonum. 10.007. Evet, şu an bu şekilde olduğunda 70 bin dolarla başladığımda benim sonucum 68.699'la zarardayım. Nerede alıp nerede sattım yine görebiliyorsunuz, bunları göstermiyorum. İşlem sayısı muhtemelen çok daha azdır. Evet, gördüğünüz gibi, çünkü iki şartın aynı anda denk geldiği bölge çok olmayabilir. Ben bunu şimdi optimize edeceğim. Backtest optimizasyonu. Bitcoin'in günlük 4 saatlik, 3 saatlik, 120 dakikalığında MACD 20 ile uzun periyodunun 20 ile 30 arasında hangi değerlerde, hangi değerleri 10 ile 15 arasındaki hangi değerleri yukarı keserse, bunu yine değiştirmiyorum, sonuç ne çıkar? Merak ediyorum, bana daha iyisini nasıl verecek? İleri dedim, tüm barlar. Mahkemeye 70 bin dolar yazdım. 0.7 dedim komisyonuma. En iyi 20 sonucu göster. İleri. 264 simülasyon. En iyi getiri hesaplanıyor. Şu ana kadar %63'lük bir en iyi getirimiz var. En kötü getiri de %1.86. Bakıyorum. Şartlarım RSI 14'lük periyotta 70'i yukarı kestiğinde ve MACD'nin hangi değerleri sağladığında en iyi sonucu bana verirdi. Bu soruyu sormuştuk biz. Benim karşıma çıkan cevap bu. Büyütüyorum. 4000 zarar var, kar var. %63. MACD 20'lik, 15'lik ve 9'luk ayarlandığında ve 4 saatte yapıldığında toplam 7 kere işleme giriyor ve benim karım ortaya çıkıyor. Aynı zamanda verdiğim komisyonu da buradan görebiliyorsunuz. Backtest ve backtest optimizasyonu bu şekilde. Zor bir şey yok.
Ama bazı noktalara dikkat etmeniz yeterli. Strateji tamamen size kalmış. Umarım anlaşılır olmuştur. Anlaşılmayan bir yer varsa lütfen mesaj atın. Hep beraber bu işi çözelim. Herkese iyi günler diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.